Size soruyorum. Tabii yazıyorsunuz, çiziyorsunuz, haklı, haksız. Dünyayı biliyorsunuz, okumuşsunuz, ileri görüşlüsünüz. Dünyada hiç görülmeyen bir dava. Türkiye Cumhuriyeti adına utanıyorum. Şehit anası o evladını vermiş, hasretiyle dört duvar arası zindan olmuş, dava açılıyor. Neymiş efendim? Hakaret etmişim. Sayın basın mensubu, sayın hukukçular, sayın Türk milleti, sayın gençler, demin hepinize selam verdim. Dünyanın neresinde görülmüş? Ben zaten hakaret etmem bana yakışmaz ve o onurunu, o gururu, o kişiliği taşımıyorum. Siz bebek katili Öcalan'ın mektubunu okudunuz. Yerli milli dediniz. 74 şehidin katilini TRT'ye çıkardınız. Ben burada nasıl susacağım? Soruyorum kamuoyuna, soruyorum basınlara, soruyorum medyaya. Nerede görülmüş? Türk tarihinde nerede görülmüş ki şehit anası inliye inliye elinden, kolundan, canından oldu. Halen vatan uğrunda o kahraman analara layık olabilmek için mücadele edecek, susturmak istiyorlar. Susmayacağım, konuşacağım, daha çok konuşacağım. Kusura bakmasın. Pakize ana susarsa Türkiye susar. Çünkü ben bunu kendim söylemiyorum. Ünvanım Pakize ana oldu. Zaten adımız vatan, soyadımız şehit oldu. Şimdi bir de bir o kutsal Türk milleti Pakize ana Türkiye'dedir diyor. Türkiye susar mı çocuklar, size soruyorum. Yavrularım Türkiye susar mı? Pakize ana nasılsınız? Boynumu mu büküyüm, yalakalık mı yapayım, boynuma tasma mı atayım? Bazı sanatçılar gibi. Ben buradayım. Aç durur tak görünürüm. Ben şehit anasıyım. Ben cumhuriyet kadınıyım. Ben Atatürk'ün izinden giden adayım. Ne mutlu Türk'üm diyenim. Hepinizi öpüyorum. Başarılar diliyorum. Görevinizde hiç üzülmeyin. Her zaman haklının yanında olun. Dualarım sizinle. Öpüyorum sizi.